Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları. Sizin için bir evre dışı açılımı yapacağım. Videolarım çok geç kaldı. Farkındayım. Özür dilerim bunun için. Ama inşallah sizi mutlu ederek telafi ederiz bu durumu. Normalde biliyorsunuz yani bir video paylaştığım zaman her burç için aynı günde paylaşmaya çalışıyorum ama bu sefer öyle olmadı, kusura bakmayın. Tekrar. Evet. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman dinliyorsanız o zaman rezon olacaksınızdır. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen terazi burçları için eril dişil açılımında en doğru bilgileri en doğru bir şekilde hissedip ve yansıtmaya niyet ediyorum. Eril dişil açılımı, terazi burcu, eril açılımı ile ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım, eril enerji. Bakalım, terazi burcu, eril enerji. Hemen dişil enerjiye geçiyorum. Destemi de bir karim. Niyet ettiğim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen terazi burçları için eril dişil açılımında en doğru bir şey, en doğru bilgileri en doğru bir şekilde hissetmeye niyet ediyorum. Terazi burcu. Hadi bakalım. Terazi burcu. Dişil enerji. Arkadaşlar, eril buradaki enerjiler değişken olabilir. Siz hangi tarafa enerjiniz hangi tarafla uyumlanıyorsa o tarafı alın, kabul edin. Şimdi beni dinleyen terazi burçlar, eril terazi mi dinliyor, dişil terazi mi dinliyor? Kendiniz buradaki enerjiye göre alın, kabul edin. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eril enerjiyle başlayalım bakalım. Evet. Hemen başlıyorum. Kartları görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz sanırsam. Birazcık daha şöyle yaparsam sanki daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi sevgili eriller, eril diyor ki, yani ben sana zaten aşıktım, sana olan duygum vardı zaten benim, tamdı. Ben zaten seni seviyorum, sana arzuluyorum, seni istiyorum, sana karşı çekiliyorum, sana aşık olduğumu ben sana zaten söyledim, seni sevdiğimi de söyledim ki öyle de zaten. Ben senin sevginle güçleniyorum. Senin bana olan sevgin, aşkın beni güçlendiriyor. Benim egomu da tatmin ediyor. Ben senin beni sevdiğini bilmek beni gururlandırıyor. Aynı zamanda ben senin sayende biraz daha eskiden daha fevriydim. Şimdi biraz daha dinginleştim, daha masumlaştım senin sevginle. Sen bana
sakinliği getirdi. Senin sevgin bana sakinlik getirdi, masumiyet getirdi, anlayış getirdi. Eskisi gibi tut, yani eskisi gibi egolu, tutkulu, kavgacı dedik değilim. Senin sevgin bana bunların hepsini yok etti diyor elden enerji. Ama bir şeyler bitti. Bir şeyleri yıktık. Bir şeyleri mahvettik. Bu güzel duyguları, bu aşkı, bu güzel sevgiyi, bu güzel ilgiyi, bu huzuru, bu mutluluğu biz bitirdik. Yıktık. Bir şekilde olmadı diyor. Dişil enerji de diyor ki kararsızım. Yani bir karar vermem lazım biliyorum, farkındayım. Ama sen beni çok kararsızlığa sürükledin. Yani bundan sonra vereceğim kararların keskin bir karar olması gerekiyor. Artık bu verdiğim kararın dönüşü olmaması lazım. Ben artık uzaklaşmak istiyorum. Kendi yönümü bulmak istiyorum dediği bir noktada. Uzaklaşmak, terk edip gitmek. Yani evet şu an kararsızım ama şu anki niyetim uzaklaşmak biraz. Biraz yönümü bulmak. Belki uzaklaştıktan sonra bir karar verebilirim. Yani bencillik yapmak istemiyorum. Sinsilik de yapmak istemiyorum. Yani istiyormuşum da istemiyormuş gibi davranma değil benimki. Ya da bu şekilde davranan da vardır arkadaşlar. Gerçekten istiyordur görüşmeyi ama dişileri söylüyorum. İstemiyormuşum gibi, işte biraz süründürüm gibi, biraz peşimden koşsun gibi düşünen dişil enerjiler de olabilir. Aynı zamanda olmayabilen dişiler de var burada. Elle enerji de diyor ki yine elle enerji ben maddiyatımı düzeltmek zorundayım. Kendi gücümü elime almak zorundayım. Ve kendim ayaklarımın üzerinde durana kadar, kendi varlığımı ispat edene kadar, bu dünyada kendime bir yer edinene kadar, maddi bir birikimimi yaptıktan sonra, madde bakımından sağlam olduktan sonra ben belki sana adım atabilirim. Ama şu an için öyle bir şey yok. Evet ben seni seviyorum ama bu sevgim bunu değiştirmiyor. Ben evet seninle yeni bir yola gitmek istiyorum. Seninle yeniden başlamak da istiyorum. Bazen ikilemde ben de kaldım. Acaba diye düşündüğüm zamanlar oldu ama ben seninle yeniden bir yola girip yeniden bu yolda ilerlemek istiyorum diyor. Ama bu konulardan dolayı da bu maddi konulardan dolayı bu bizim yıktığımız durumlardan dolayı da bir şekilde de elim kolum bağlı hissediyorum aslında. Aslında ben kendi kendimin elini kolunu bağlıyorum. Biliyorum ki istesem o kollarımı açabilirim. Ama şu an için bir beklemedeyim. Önümü göremiyorum çünkü. Bu söylediklerim, bu maddiyatta durumu düzelttikten sonra ben elimi kolumu açıp sana doğru gelme ihtimalim olabilir. Eril enerjinin gelecek kartına baktığım zaman eril enerji diyor ki ya ben düşünüyorum ikimiz için bir şeyler düşünüyorum ama şu an bekliyorum ama sana adım atmıyor olmam, sana eylem yapmıyor olmam, seninle haberleşmiyor olmam, seni düşünmüyorum anlamında değil. Ben düşünüyorum, ikimiz için bir gelecek düşünüyorum ama şu an için beklemedeyim, planlarım var. Seni de özledim. Aklımdasın. Seni seviyorum. Sana tutkuyla bağlıyım. Ve seni arzuluyorum da diyor bir yandan. Seninle iletişime geçmek, bir an önce sana haber göndermek, seninle konuşmak, görüşmek istediğim tek şey bunu yapacağım. Bunu yapacağım ben sana. Ama dediğim gibi bu biraz çalışmam lazım. Biraz daha maddiyatla ilgili durumu düzeltmem lazım.
ve hala çalışıyorum. İşimde gücümdeyim, kendi işimdeyim. Şu an kendi derdimdeyim. Kendi belki borçları var, borçlarını ödüyor. Belki kariyerinde bir şeyler yapmak istiyor. Belki şu an yeni bir iş kuruyor. Şu an işiyle meşgul olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Sevgili arkadaşlar, az bir zaman kalmış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eril enerji, Boğa, Başak ve Oğlak. Yani bu en fazla bazı eril enerjiler Nisan ayı, Mayıs, Nisan, Mayıs, Boğa döneminde. Bazı eril enerjiler Eylül döneminde, Başak döneminde, bazı eril enerjiler de Oğlak döneminde bu finansal durumlarını Allah'ın da izniyle düzeltebilirler arkadaşlar. Düzeltme ihtimalleri var. Hemen hemen bir seneyi bulacak bir şekilde bu finansal durumlarını çözebilirler. Ama 8 haftaya kadar Allah'ın izniyle 8 haftadan sonra size de bir iletişime geçmek, size bir mesaj yazmak, sizinle bir aramak, konuşmak isteyebilirler. Yani el enerjiden bir haber alma ihtimaliniz olabilir. 8 hafta diye düşünüyorum. Evet, şimdi dişil enerjiye baktığımız zaman dişil enerji dediğim gibi kararsız, uzaklaşmak istiyor, yön bulmak istiyor. Bir yandan işte acaba diğer bencillik yaparak, sinsilik yaparak, kıskançlık yaparak kendini düşündüğü zamanlar var. Aynı zamanda da dişil enerjilerin yeni tekliflere açık olduğunu da düşünüyorum ve hissediyorum. Bir yandan da diyor ki bana çok haksızlık yaptı. Ben çok haksızlığa uğradım. Yani dibe vurdum. Haksızlık yaşadım. Depresyona girdim. Çok sabrettim. Ve bunun karşılığında ne sabrımı karşılığını alabildim ne de emeklerimin karşılığını alabildim. O yüzden ben artık yeni tekliflere açığım. Bir yandan da seni bekliyorum. Buradaki sinsilik bu arkadaşlar. Buradaki sinsilik bu. Bir yandan ben seni bekliyorum ama bir yandan da yeni tekliflere açığım. Güzel bir teklif, güzel bir fırsat, maddi manevi güçlü, beni gerçekten seven ve maddiyat durumu da iyi olan bir kısmet gelirse, bir fırsat, bir şans, işte bir enerjiyle karşılaşırsam ben bu yöne doğru da gitme ihtimalim var diyorsunuz sevgili dişil enerji. Ben artık bu dibe vuruşluktan çıkmak istiyorum. Dibe de vurmak istemiyorum. Artık yeterince üzüldüm. Yeterince bu durumlara düştüm. Ben artık kendi motivasyonumu arttırmak istiyorum. Kendi duygularımı, hislerimi bu karanlık durumdan, bu dibe vuruş olduğum yerden çıkıp motivasyonumu arttırıp özgüvenimi yerine getirip tekrar bir başlangıç yapmak istiyorum kendim için. Ve aynı zamanda da ben çok sabrettim. Yani çok verdim, çok emek yaptım. Sana yaptım, evet. Ama bu verdiğim emeğin, bu verdiğim verimliliğin, bu verdiğim fedakarlığın karşılığını, bu verdiğim sabrın karşılığını senden alamasam da biliyorum ki bir başkası, bir başka fırsat bana sana verdiğim emeğimin karşılığını başka birinden alabilirim diyorsunuz. Evet. Örnek veriyorum. Buradaki eril enerjiye siz emek verdiniz ama buradaki eril enerji sizin emeğinizi, kıymetinizi bilemedi. Ama yeni gelen birinin sizin kıymetinizi bilmesi, size daha önceki yaptığınız, daha önceki ilişkilerde verdiğiniz emeği yeni ilişkilerde alma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsunuz. Sevgili terazi burçları, dişil enerjiler. Sevgili dişil enerjiler. Evet. Dediğim gibi el enerji düşünüyor, adım atmayı düşünüyor. Sizinle ilgili bir şeyler yapma derdinde. Dediğim gibi 8 hafta içinde, 8 hafta sonra bir iletişim, bir mesaj, bir konuşma olma ihtimali olabilir, olacak demiyorum. Bakın arkadaşlar, kelimeleri düzgün alın. Olabilir, olasılık.
Olasılık veriyoruz biz burada. Olma ihtimali var. Erilen enerjinin tek derdi şu an maddiyat. Maddiyatını düzelttikten sonra, gücünü yerine aldıktan sonra size tekrar gelme, sizinle tekrar iletişime geçme gibi durumları söz konusu olabilir ama erilen enerji hemen hemen söylediğim gibi bir seneye yakın en fazla Oğlak Burcu dönemine kadar bu finansal durumunu güçlendirecek ve değiştirebilir. Ama sizi orada mısınız diye, hala beni bekliyor musunuz diye de bir 8 hafta sonra hemen hemen 2 ayı buluyor. Burada da değnek ikilisi geldi. 2 ayı bulur. Orada mısınız, hala beni bekliyor musunuz diye nabız ölçmeye gelebilir. Yani tamamen bu gelmesi, araması tamamen gelmesi olmayacak bu 8 hafta sonra geldiğinde ya da aradığında. Sadece sizin hala orada olup olmadığınızı, hala sizin onu bekleyip beklemediğinizi, hala sizin ona olan ilginiz ve sevginizin devam edip etmediğiyle ilgili bir nabız ölçmek için geleceğini hissediyorum sevgili terazi burçlarım. Evet arkadaşlar, enerjimiz kiminle tuttuysa onlara şifa olsun. Aldık, kabul ettik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.